Çorum Milletvekili Sayın Tufan Köse. Buyurunuz. Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan Osmancıklı'dır. Hani evinde 17 Aralık operasyonunda bir para yakalanmıştı ya, 4,5 milyon dolar. Hani Sayın Başbakan demişti ya, bu kumpas faiz lobisi, o dönemin başbakanı faiz lobisi yaptı, kumpas demişti. Ne demişti? Osmancık'taki İmam Hatip inşaatı için topladım Üsküp'teki üniversiteyle beraber demişti, hatırlarsanız. Bir Ramazan günüydü diyorlar. Osmancık'a geldi. İftar veriyordu. İftarda hemen dini duygularımızı kullanıyorlar. İftardan hemen önce biz toplandık. Kimler toplanmışlar? İşte kaymakam toplanmış, AKP il başkanı toplanmış ve Osmancık'taki İmam Hatip Lisesi'nden Halk Bankası Genel Müdürü'nün biraz rahatsız olduğunu, yani eski bir bina olduğunu, bunun yapılması gerektiğini falan konuşmuşlar aranda. Hayırseverlerden para toplayacağız demişler. Bakın şıracının şahidine, bozacıya. Hep din duyguları ispat ediliyor. Ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Osmancık'taki İmam Hatip Lisesi'nin pansiyonu 2013 yılının Temmuz ayında Çorum İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'nce ihale edilmiş. Yani kamu kaynaklarından yapılmış. Yani öyle paraların filan İmam Hatip Lisesi inşaat için toplandığı filan yalan olduğu ortaya çıkmış. Ve bir belediye başkanı yalancı konumuna, şıracının şahidi, yalancı şahit konumuna, şıracının şahidi bozacı konumuna düşürmüş. Üzülüyorum. İskilip Belediye Başkanı'na da üzülüyorum. Osmancık Belediye Başkanı'na da üzülüyorum. Değerli yurttaşlarım, ortaya çıkan din adına yapılan rezillikleri hep beraber görüyorsunuz. Türkiye bundan önce de karanlık günler yaşadı. Türkiye işgalleri gördü. Türkiye ihaneti gördü. Yolsuzlukları gördü. Yoksullukları gördü. Ama Türkiye bütün işgal ve ihanetler içerisinde bile her zaman halkının onurlu bağımsızlığı, hakça ve insanca yaşam için canını seve seve vermeye hazır evlatlarını da gördü. İşte o evlatlarının toplandığı parti Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Omuz verin, bugün de Türkiye'nin kaderini değiştirmeye hazırız.